Kuyudan yukarıdan çekildiği zaman sıra dağıdır. Aynı bizim Türkiye'deki Turgut Dağları gibi. Bayağı uzundur. Uydudan tepeden çekilmiş fotoğrafı Muhammed yazısı yazar. Cennetle müjdelenen dağlardan bir tanesidir. Sen bileceksin Galip. Evet, evet, hurma bahçesine geldik şimdi. Buradan hurma alacağız. Burası ne oluyor şimdi? Hurma alacağız abi, hurma bahçesi. Hurma. Evet. Burada bak, hurmalardan. Diyorlar, böyle 3-4 çeşit gösterip senin beğendiğin getirmiyordu, başkasını getiriyor diyorlar. Böyle bir şey de var mı? Bakarsın abi, beğendiğini alırsın. Otelde bağlandık ama. Yok, bağlanmadı benimki. Sen beni bir bulsana otelde. Hemen Osman'a girdirti vereyim şifreyi ya. Tamam. Veya yazdırtayım şimdi sana, sen gir. Ben giremem. Osman'a girdirteyim o zaman. Evet, şu anda hurma bahçesine geldik. Böyle hurma almak için. Hurma alacağız. Hacılarımızla. Hurma alacağız, hurma bahçesinde. Ne alacağız Ahmet amca? Hurma alacağız, hurma bahçesindeyiz. Hurma alacağız değil mi? Evet. Tamam Ahmet amca. Hurma alacağız, hurma bahçesindeyiz. Tamam. Evet, hurma bahçesindeyiz gördüğünüz gibi. Hacılarımızla.
Medine'de hurma bahçesine geldik. Bugün hurma alacağız inşallah. Nasıl Ahmet amca, yeşil mi ortalık? Şükürler olsun. Şimdilik çoğuyuz. Evelallah, sonra sizin sayeniz. Evet, tamam. Neleri gördük, nelerdeyiz. Hurma bahçesinde geziyor. Değil mi Ahmet amca? Tamam. Ha, sen otur sandalyeye, ayakta kalma, otur. Otur. Hocam, üç tanımda hurma yok ki. Yenge, şimdi hurma zamanı değil. Hurmala Ağustos oluyor. Gel. Hurma almaya gidiyoruz, gel. Ne diyor? Hurmaya bakma, hurmaya. He. Gel. Hurmaya bakacağız. Hayır, ayakta mı duracağız? Kapıdan geçin, bak kapı var, buradan düşersin. Heh. Oradan kapıdan. Şöyle kapıdan geçin, kapıdan. Geldim abi. Zayıflar buradan geçsin abi. Takılı, bir eliniz takılı. Ya, zayıflar. Zayıflar yani. Geçer abi. 75. 50 kilo altı geçer. Heh. Evet. Şöyle formaları bir görelim bakalım. Ne yapacağız? Alacağız bunu mu Ahmet amca, otur. Bir oturalım hemen. Otur. Otur. Aynı galiba. Aynı. Güzel mi hacamca? Güzel. Şimdi ya, iyi mal, şey iyi para. İnternete girmesini. Burada internet olmaz. Wireless yok. Ha. Oraya mı oturdun? Vereceğim hurma ile ilgili. Sizlere bilgi vereceğim inşallah. Böyle bir oturalım. Ayakta kalmayalım.
Hayırlı sefer olay. Sağ ol abi, hoş geldin. Sıfa geldin. Koku mu satıyoruz abi? Bir geçelim. Her türlü hediyesi var. Memleket? Erzincan. Erzincan. Köşeyi bulmuş abi. Aldın mı beni? Almaz mı abi ya? CD'ye çıkacağım mı yani? Bunlar internette yayınlanacak, CD de verilecek ya. CD çok yapmıyor. CD'ye verilecek, siz onu flash belli yaptırırsınız sonra. Düzenli olarak en güzel bir mekandayız. Yani Süleyman kardeşim Trabzonlu ve Medine Üniversitesi mezunu, aynı zamanda Medine'de ticaret yapan, ilk defa Arabistan'da hurmayı bahçede gelen umrecilere arz eden kardeşimizdir. O yüzden buraya Diyanet İşleri Başkanlığımızdan, devlet erkanından gelenlerin hepsi buraya gelirler ve burada hurmalarını alırlar. Şimdi bizim hurma bahçesine geliş sebebimiz şu. Biz sürücü turizm olarak bu zamana kadar bu hurma işine karışmadık. Yani dedik ki, hurmayı kim nerede, ne şekilde, ne alırsa alsın, fakat biz karışmayalım dedik. Karışmayalım dedik ama, şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bir şey alırken kasanın üstü başka olur, altı da başka olur değil mi? Bizim kendi insanımız, fıtratımızda da var bu. Yani güzellerin üzerinde olsun, ufak tefek sıkıntılar altta olsun filan. Şimdi böyle olunca bizim kumrecilerimizin hemen hemen tamamı hurma pazarı diye bir yer var, oraya gittiler. Oradan aldılar. Türkiye'ye gittik. 5 gün sonra, 10 gün sonra Hacı abla, Hacı abi, hocam ben 24 numaradan hurma aldım. Arızalı çıktı. Sen bunu al götür git değiştir, tekrar bana geri getir, gel gel. Yanlış anlamayın. Mehmet Hoca'nın nerede yattığı belli değil. Nerede yediği belli değil. Ben kendime hurmayı taşıyamıyorum ki, götüremiyorum ki. Şimdi böyle olunca hacılardan gelen talep üzerine, hocam bizi bir yere götürün adam gibi, oradan alalım ve pazarla aynı olsun. Peki dedik ve şimdi Allah nasip ederse aldığımız hurmalarda en ufak bir arıza olduğu zaman, ki bu zamana kadar olmadı, inşallah olmaz, hurma bahçesinin sahibine ceza olarak bir üst kalite gönderecek ve hemen kargoya verecek ve akabinde
2 günde, 3 günde Türkiye'de adresini teslim ediyoruz. Ve bu şekilden dolayı hurma bahçesine götürdük. Hiç kimse efendimiz şöyle buyuruyor. Hurma ağacı insanoğlunun halasıdır. Allah Allah. Ağaçla bizim aramızda bir fark var. O ağaç biz insanız. Peygamberimiz de diyor ki o ağaç insanoğlunun halasıdır. E nedir bu tefsire baktığımız zaman? Diyor ki Adem babamız Rabbül Alemin çamurdan yarattı. Ondan arta kalan çamurdan da bakın Havva annemizi yaratmadı. Ondan arta kalan çamurdan da hurma ağacını yarattı. Orada var. Ve hurma ağacının yapısı aynı insan gibidir. Uzunluğu gövdesi insanın boyu gibidir. Yukarısı saçları ağacın dalları gibidir. Hurma ağacının kökleri çok fazla diğer ağaçlar gibi böyle kökleri salan bir ağaç değildir. Ayakları gibidir insanoğlunun. İnsanoğlunun en can alıcı noktası beynidir. Bir kurşun sıkarsanız, bir darbe yaparsanız beyni anında ölür. Hurma ağacının en can alıcı nokta onun da beynidir. En yukarısında ucunu kestiğiniz zaman ölür. Yarım bardak mazot döktüğünüz zaman ölür. Hurma ağacı. Hurma ağacı aynı insanlar gibi erkekli ve dişilidir. Eğer bir bahçede erkek hurma ağacı yoksa hep dişiler varsa dölleme olayı olmaz, çoğalma olayı olmaz ve efendim hiçbir şey yaramaz. Meyve olmaz. Veya sadece dişiler yok, erkekler varsa yine bir şey yaramaz. Hurma ağacının dişileri aynı kadınlar gibi doğum yapar. Yani ben bir kadın doğum doktoru değilim ama okuduğumuz kitaplarda öğrendiğimiz bilgilere göre anne de nasıl karnında taşıyorsa çocuğunu hurma ağaçlarının da bedenlerinde yavruları vardır. O yavrular belirli bir zamana kadar durur. Ondan sonra ayrılması gereken zamanda bu işi anlayan ziraat mühendisleri gelir. O yavruyu annenin bedeninden alır. Alır ama annenin bedeninden alınan yavru annenin görebileceği bir yere dikiliyor. Eğer anne yavruyu, yavru da anneyi görmezse yavru 3-4 gün içinde ölür. Aynı çocuklar gibi. Anne emzirmezse yeni doğan çocuğu 2 gün içinde, 3 gün içinde ölür. Aynı bu hurmada öyle. Hurmaların ömrü aynı insanoğlu gibidir. 60 sene, 70 sene, 80 seneye kadar hurma ömrü vardır. Aynı zamanda en verimli zamanları 15 yılla 7. yıldan itibaren meyve başlar ve 15. yılla 40. yıl arasında en verimli oldukları zaman o zamandır. Hatta bazı kitaplarda şöyle diyor. Bir hurma ağacı biliyorsunuz salkımdır onlar. Daha yeni bakın daha başladı böyle leplep gibi olmaya, leplebi gibi olmaya. Ve İşte o dalların bir tanesi 80 kiloya kadar, bir ağaç da 300 kiloya kadar meyve verebiliyormuş bir ağaç. Peki hurma ile ilgili Londra'da bir üniversite var. Dünyaca ünlü. Araştırma yapmış. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Hurma ile ilgili araştırma yapmış. Bir insana günde bir bardak su ve bal ne demek? Her maddeden içinde var olan bir gıdadır değil mi? Bal. Bütün çiçeklerden toplanan bir gıda var içinde. Ve bu üniversite araştırma yapmış. Ve araştırmada ne almış biliyor musunuz?
Bir adama günde bir bardak su ve bal vermişler. Bu adam 57 gün sonra su, bal yemekten ölmüş. Peki bir adama bir bardak su, günde 10 tane hurma vermişler. Bu adam ölmemiş, biliyor musun? Daha güçlü, daha dirayetli olmuş. Şimdi bazen hacı anneler hurma için büroya geliyorlar. Hocam bana doktor günde en az 5 tane hurma yiyeceksindir. Yani bu ne demek? Vücuttaki demir eksikliği, gıda eksikliği, hepsi hurmada var. Bir de son olarak Çin'de şöyle bir olay oluyor, biliyor musunuz? Çin'de mahkumlar var. Çin'in bir bölgesinde idamı kaldırmışlar. Neden kaldırmışlar? İdamı kaldırmanın sebebi şu: mahkumlara idam kararı verilmiş ve mahkumu getiriyorlarmış. Böyle bir yere getiriyorlar. Diyorlar ki mahkuma, sana idam kararı verildi. Ancak sana biz bir seçenek sunalım. Nedir bu seçenek? İşte burada meyveler var. Elma var, portakal var, üzüm var, armut var. Ne varsa meyvelerden var. Bunlardan birini seç. Sadece sana bunu vereceğiz. Elmayı seçen adam, portakalı seçen adam, üzümü seçen, muzu seçen, armudu seçen en fazla 3 ayın sonunda bir gıda fazla, diğer gıdalar eksik olması sebebiyle gıda zehirlenmesinden otomatikman kendi ölüyormuş adam. Yani her gün adam portakal yiye C vitamini tavan, diğer gıdalar yok, gıda zehirlenmesinden adam ölüyormuş. Bir mahkumu getirmişler. Mahkum da demişler ki ya seç bakalım şu meyvelerden, sana da şey yapalım. Mahkum demiş ki ben hurma istiyorum. Hurma. Ben demiş canım hurma istiyor. Madem son arzumuz bizim bu, o yüzden bana hurma bulun demiş. Allah Allah, bu nasıl olur demişler ya. Bulmuşlar hurmayı. Getirmişler. Tamam demişler. Günde sana 10 tane bu hurmalar verelim. Tamam. Sen yat. Fakat adam 3 ay geçmiş. Adam ölmesini bırak, daha canlı, daha kuvvetli olmuş. Allah Allah demişler ki bunun biçimi şah. Yani bu adam meyve yiyen adamlar görüyor. Bu da meyve sayılır. Bu ölmesi lazım, ölmemiş, daha güçlü olmuş. Neden? Araştırıyorlar. Çin'deki bilim adamları bu konuyu araştırıyorlar. Hurmanın içerisindeki bütün vücuda ne lazımsa hepsi var. Neden? Bakın, Meyrem annemiz doğum yaparken Beytüllahim'de, o mağaranın içinde hurma ağacı da oradan çıkmış, kayanın içinden mübarek. Orada kayanın içinde hala yeri var. Orada o Meyrem annemiz kalkamıyor. Hurma dökülmüş, o yemiş. Dökülmüş, o yemiş. Yani o haldeyken bile ona derman olmuş. O yüzden şimdi Çinli tüccarlar buradan o adamı affetmişler tabii. Buradan şimdi kargo uçaklarıyla efendim Çin'e hurma taşıyorlar, biliyor musun? Bu da yeni, daha 3-5 sene oldu bu olay. Onun için şimdi biz de efendim buradayız. Süleyman kardeşim burada. Allah nasip ederse fiyatlarda da yine bir şeyler yapacağız. Bir geçen turlarımızda kaç paraya alıyorsak aynı paraya yine getirecekler. O şekilde alınacak. O yüzden hurmayı alırken de biliyorsunuz geçen turumuzda da yine burada aldığımızdan dolayı bu kardeşimiz, Allah razı olsun, iyi bir kardeşimiz. O yüzden yine alırken de bakın ve o manada inşallah
Şunu da söyleyeyim. Biz Türk milletiyiz. Yani kalkıp da burada tanımadığımız, bilmediğimiz bir Araplara da paramızın gitmesini istemeyiz kardeşim. Bunu da söyleyeyim size. O manada sizin buradan alacağınız hediye de hurma. Hurmanın güzelini alın. Çünkü ziyarete geleceğim ben. Hurma yemeye geleceğim. Türkiye'ye gelince. Ansızın gelebiliriz diyor ya. Biz de ansızın gelebiliriz. Hurma çay hacı anne hazır mı diye. O bakımdan başka öbür türlü o Çin mallarından almanıza gerek yok. Paramızı da biraz değeri düştü. O manada biraz da şeyi koruyalım. Şimdi Süleyman kardeşime ben mikrofonu vereceğim. Ondan sonra kardeşim Erdal hocayla fiyatları ayarlayacaklar. Buradan hangisini istiyorsunuz? Fişini yazacaksınız. Parasını ödeyeceksiniz. Malınızı alacağız. Ve efendim kargoya vermek isteyenler de yine Türkiye'ye göndermek isteyenler burada efendim kargo ücreti olarak Diyanet İşleri Başkanlığı kargo PTT ve Diyanet başka kargo yok. Eve kadar teslim. O da kilosu 8 lira. Değil mi? 8 lira kargo haberiniz olsun. Şimdi ben mikrofonu Süleyman kardeşime vereyim ve ona göre o da bir iki kere versin. Evet, değerli misafirler hoş geldiniz, defa geldiniz. Mehmet hocama teşekkür ediyorum. Mehmet hocayı dinlediniz, beni dinlemiyorsunuz. Teyzeler lütfen. Hacılar. Şimdi şöyle, Türkiye'den gelen hacıların %80'i hurmalarını hurma bahçesinden temin ederler. Sebeplerinden birkaç tanesini Mehmet hocam açıkladı. Birinci sebep şudur. Buralar büyük hurma bahçeleridir. Efendim, Türk oldukları için, bilinen esnaf oldukları için acıyı genelde kazıklamazlar. Bir, iki, hurmasının bozuk çıkması halinde hurmayı değiştirme Sakarya'dan öteki şubelerimizin değiştirme şansı vardır. Bütün acılarımızın hem sürücü turizm hem öteki bizden her hurma alan hacı eğer hurmasından bir sıkıntısı varsa ya parasını iade ederiz Türkiye'de iki gün içerisinde hemen ya da hurmasını değiştirir. Dolayısıyla Türkler böyle büyük müesseseleri tercih ederler. Bu da bilinen. İkinci husus, burada gördüğünüz hurmanın hepsi mevcuttur depoda. Kış olduğu için mevhum serttir. Ben onu yıkayıp yumuşatamam derseniz hudri hurmasına bakın. Hudri hurmasına ağırlık verebilirsiniz. Gözü dolduran yumuşak, etli bir hurmadır. Bakın burada. Hudri hurmasını tavsiye ederim. İkinci hurma olarak da şeker oranı düşük olan, yediğinizde sizi bayıltmayan su kay hurması var. Bakın burada güzel. Efendim Erdal abi daha güzelini çıkar dedi. Onun için buraya yeniden çıkardım. Bunun da kaliteleri var. Aşağı doğru düşüyor ama şu su kay hurması, hudri ve mebrum birinci tercihimizdir. Bir de karaciğer yağlanması olan var mı? Hepimizin var Türkiye'de. Siyah Medine hurması var. Siyah Medine hurması. Öteye doğru gidebilirsin yakışıklı. Siyah Medine hurması. Safavi'deyiz biz ona. Safavi Medine'nin içerisinde yetişen, Medine'nin içinde yetişen hurma güzel ve mübarek demektir. Ondan yerseniz 7 tane karaciğer yağlanmasına birebirdir. Ondan da mutlaka alın. Hazreti Peygamberimizin kendi eliyle diktiği, büyü ve zehire iyi gelen, yani üzerinizde büyü varsa, hacıya, hocaya, cinciye gitmeyin benim gibi çok para ödemeyin. Bundan 7 tane, 7 gün aç karnına yerseniz o büyü mutlaka çözülür. Bak bu hadis-i şerifi 2006'larda Hürriyet Gazetesi'nde söyledim. O gün bugün acı hurması rağbet gördü ve millet de böyle şifa buldu. Peygamber hurması tekrar söylüyorum. 7 tane, 7 gün sabahları aç karnına yerseniz büyü varsa bozulur. Ondan da almanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim pazarlık bölümüne. Şu 25 liralıktan başlayalım. Yardım abi seninle mi pazarlık edeceğiz? Evet. Merak etme. Şimdi yani pazarlığı güzel yapacağız muhakkak ama yani aldığınız hurmalarda da gözünüz arkada kalmasın Allah'ın izniyle. Süleyman kardeşimden şu ana kadar bir problem yaşamadık. Ha, olabilir mi? Olabilir. Altında bir tane, iki tane bozuk çıkabilir. Çok önemli değil. Aldığımız mallarda zaten Türkiye'de de böyle ama
En azından aldığımız malın garantisi var. Bunu bir kere gönül rahatlığıyla alın. O yönden bir sıkıntımız yok Allah'ın izniyle. Evet. Nasıl yapalım abi? Şöyle yapabiliriz mesela. Bütün hurmalardan işte 1 riyal, 2 riyal, 3 riyal neyse bir indirim yapabiliriz. Ayrı ayrı pazar geçsek akşam olacak. Evet, evet. Diyelim ki işte şu kadar %10, %15. Mevrumdan. Hepsinden. Geçen kaç parayı verdiysek aynı kadar verir. Hepsinden 4'er riyal indirelim. Erdoğan abi. Yapacaksan 100 yapacağız o zaman abi. Olmaz ya. Şimdi şöyle. Şimdi yani o zaman... Burada bir Abdülaziz var. Nerede Abdülaziz? Abdülaziz. Şimdi geçen dikkat ettim. Bu uyanık uşak. Hurmayı siz bakıyorsunuz. Bu da bakıyor. Geçen evet. Dikkat ettim. O da hurmanın başında çünkü. Bu ne demektir? Seçmece alacaksın. Hem seçmece olacak hem 20 riyal biraz zor. Erdal abi. Zaten karaciğeri çiğnemeyeceğiz onu. 25'ten 21'den verelim abi. Getirdiğiniz çıkın demesinler. Ya. 100 olacak. 100 olacak. Yok. Erdal abi. Erdal abi. Geçen kez turdan nasıl yapalım? Aynen. 20 yapalım. Şimdi şöyle. Çekilmiyor. Herhalde. Sizde bir ittifak görüyorum. Erdal Hoca pazarına giderken Hoca Efendi geliyor. Benim pazarlama elemanlarım da orada çay içiyor. Evet. Şöyle yapalım. Belli ki... Sen hocam... Ben el sallayamam. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Size bir dürüstlük daha davranayım. Şu Hudri var ya ona 27 yazmışlar. Normalde 25 yazarız. Ondan da efendim 5 riyal indirirsek 22'ye gelir. Fiyatı çok olur bende burada. Bunu da 20 yapalım. Evet bakın beğendiğiniz hurmalardan arkadaşlar var. Arkadaşlara fişleri yazdırıyorsunuz. Fişleri yazdırıyorsunuz. Ondan sonra ücretini alıp karşı taraftan hurmayı alıyorsunuz. Hadi bakalım. Fişlerinizi yazdırın, fişlerinizi. Hangi hurmadan almak istiyorsanız, hangi hurmadan almak istiyorsanız, ondan sonra ücretini ödüyoruz. Ortadan değil mi? Yapıyor. 35 lira para yapıyor. 35 lira. Benim parayım. Ama hanginden alacak? Hakkında da sen beğenecek. Ben bilmiyorum. Tamam. Sen bu işine bak. Tamam. Karaciğer'e giren o.
Olur mu? 20 bıraktı onu ya. Daha güzel. Evet. Bu şekilde yoruldum abi. Yaş hurma. Yaş hurma. Evet, iki takım olurdu. Burası 120 TL yapar yenge. Çok. Nasıl yapayım? Çocuğun giysisinden. Hangileri? Onlar 5 lira, 7,5 lira. Bak burada orijinal şey. Onları alacağım ben. 120 diyor. Nasıl alayım? Beraber değil misiniz siz? Öyle mi? Dur şimdi biraz şey olsun. Beyhan çok Beyhan. Beyhan ortak. Al. Beyhan ortak. Evet arkadaşlar, şimdi hurmaları biraz size göstereyim dedim. Bakın hurma ağacı şöyle bir şey. Tam başlarını da şöyle büyüteyim biraz. Evet, bakın daha olmamışlar. Ağustos ayı gibi oluyor. Hurmalar şu anda daha ufak ufak yeni doğuyorlar. Ağustos ayı gibi bunlar meyve olarak verecek. Bu şekilde Medine'de hurma ağaçları bu şekilde oluyor. Böyle. Medine'de genelde her taraf hurma ağacı, hurma bahçesi. Evet, gördüğünüz gibi daha hurmalar ufak ufak, bakın bağlamışlar dalları. Evet. Bunlar da taze hurma. Yaklaşık bir hurma 7 yıldan sonra meyve vermeye başlıyor. Yeni dikilmiş bir hurma olduğu için bakın böyle yerde daha ufak. Bu şekilde. Böyle bahçe, aynı zamanda piknik alanı gibi hurma almaya gelecek umrecilere böyle
masalar, sandalyeler ayarlamışlar. Umreciler geliyor. Önce burada dinleniyorlar. Daha sonra da hurma deposuna gidip oradan beğendikleri hurmaları alıyorlar arkadaşlar. Medine yeşil, güzel bir şehir. Sevgili peygamberimizin yaşadığı bir şehir. Gerçekten havası temiz. Şu anda ne sıcak ne soğuk, tıpkı bizim Nisan ayı gibi. 30 derece, 27, 28, 30 dereceye kadar şu anda sıcaklık düşüyor, çıkıyor. Evet, böyle. Gördüğünüz gibi. Her taraf hurma bahçesi. Yine buralarda klasik Arap çadırları var. Buralarda işçiler yatıyor, kalkıyor. Onların böyle çadırları var. Yer çadırları, gördüğünüz gibi bakın. Şöyle size yer çadırını gösterelim. Bunlar hep çadır, böyle geleneksel Arap çadırları. İşler de gayet güzel. Yerlere minderler atılmış. Aynı zamanda toplantı salonu gibi ses sistemi var. Evet. Gelen umreciler otobüslerle bu hurma bahçesine geliyorlar. Hurmalarını aldıktan sonra böyle otobüslerle tekrar otellerine dönüyorlar. Herkes hurmalarını böyle aldılar. Şimdi otobüslere binmeye başladılar yani. Fark etmez, boş bulduğunuza binin. Boş bulduğunuza binin. Seçiyorsunuz mu? Aldınız mı? Hayırlı olsun bakalım. Almaya çalışıyoruz ama. Ha, bu aldınız değil mi bu? Almadık. Biz de 10 kilo alacağız. Böyle sert olduğuna bakmayın. Bu yumuşak. Al ablam, hadi ye. Arabik olmuyor mu?
Demiyor mu hiç? Burada kimse yok.